T24'e hoş geldiniz. 23 Haziran seçimlerinin sonuçlarını tartışmaya, analiz etmeye devam ediyoruz. Konuğumuz gazeteci Kemal Can. Kemal Can hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Evet, 23 Haziran sonrasında aslında pek bu kadar büyük fark beklenmiyordu. Belki İmamoğlu'nun kazanacağı bekleniyordu ama ciddi bir farkla Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını gördük. Dün de aslında merak ettiğimiz birisinin ilk konuşmasını dinledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis kurulunda yaptığı konuşma. Orada da halka küsmeyiz, mesajları alıp hatalar noktasında bir aksiyon alırız gibi bir cümlesi vardı. Aslında burada bugünkü gazete duvarda senin yazında da var. Bunu bir hata değil de bir güç kaybı olarak okumaya meyyal bir lider var karşımızda. Öyle mi? Yani samimi olarak böyle okuyup okumadığını kestirmek zor ama böyle göstermek isteyen biri olduğu açık. Evet. Zaten 31 Mart'la 23 Haziran arasında yenilgiyi bir tür hezimete çeviren süreçte aslında bu ele alış tarzının bir sonucuydu. Biraz daha da geriye götürürsek aslında yani 7 Haziran 2015'ten itibaren birkaç eşikte hatta bunu Gezi'ye kadar geriye taşıyabiliriz. Bu mesajlar gerek karşıdan gerek kendi seçmeninden çok daha belki düşük seviyelerde ama bu mesajlar gayet net biçimde verilmişti. Bunları da almamaları mümkün değil. Ama sonuçta yokmuş gibi davranarak meseleye siyasi bir çözümle değil taktik bir hamleyle meseleyi karşılama tavrı devam etti. Ve bugün işte bu büyük farkı yaratan hezimeti oluşturdu ama bu meseleyle ilgili bir optik sorunun, bir algılama görme sorununun değil, kendisi ve siyasi kurduğu iktidar stratejisinin zorunlu bir sonucu olduğu kanaatindeyim. Evet, aslında yine bugün senin yazında vardı. Faruk Bildirici'nin bir tweet'i, enteresan bir tweet'ti. Yani seçimler kazanıldığı zaman Erdoğan'ın büyük dehası, seçimler kaybedildiği zaman bunun hatalısı kim diye ondan uzaklaştıran bir lider kültü üzerinden bir inşa var. Peki bu inşa süreci yani bu inşa edilmiş olan bu lider kült bu öz eleştiri yapma noktasında ne kadar gönüllü olur? Şimdi işte şimdiye kadar yani en son 24 Haziran örneği de bunun hala işlediğini yönetemese bile idare etmesine yeteceği fikrini veriyor. Ve genellikle işte bugünkü yazıda da değindiğim genel sağ popülist siyasetin içerisinde lider çok kritik bir rol üstleniyor. Yani lideri bir tür koruyan bir destek algısı kendiliğinden üretiliyor. Ve çok önemli hatalar bile kompanse edilebiliyor. Ama özellikle 31 Mart'ta 23 Haziran arasında daha önce çeşitli küçük işaretlerini gördüğümüz iktidarın destek çevresinin içerisindeki sıkıntının büyüdüğünü ve oradaki riskin arttığını ama hala görüyoruz ki onu bu seviyede idare edebilir, gücünü koruduğunu kabul ettirdiği sürece tek aset olarak elde liderin olduğu bir iktidar kombinasyonu var. Yani iktidarın biraz daha lideri geri çektiği, işte onun hatalarını kabul ederek ki bunu denediler 31 Mart'ta, onun da bir sonuç vermediği göründü. Dolayısıyla şu anda hikayesini ve kendi seçmeninin bile beklentileriyle ilişkisini kaybetmiş bir iktidarın elindeki tek aset lider. Evet. İşte. Ve dolayısıyla şimdi bütün tahkimatta onun gücünü korumak üzerine biçimlenecek gibi görünüyor. Şimdiye kadar gücünü dışarıya karşı sertleşerek göstermişti. Şimdi büyük bir ihtimalle kendi içine dönerek de bir şeyler, işte bunun kulis bilgileri de geliyor. İşte kabine revizyonu gibi, partide belki bir revizyon gibi ama bunları da dünkü konuşmadan anladığımız bu yenilginin faturası gibi yapmayı çok istemiyor. Çünkü bunu dolaylı biçimde kendi güç kaybının bir parçası olacağına inanıyor. Çünkü bu kadar hatalı insan varsa ve bunlara şimdi fatura kesiliyorsa, bunlara bu hatanın yapması için alanı açanın kendisi olduğu da bir tartışma konusu olacak. Evet. Ve zaten
parti içinde işte bildiğimiz gibi Ali Babacan ve Davutoğlu'nun başlattığı da bir hareket var. Şimdi bu hezimet o harekete tabii ki büyük bir ivme kazandıracak. Bence şimdi yola çıkıp gideceği G20 zirvesinde dış hasar raporuyla dönecek oradan. Yani bu yenilgi onun uluslararası alandaki dış politikadaki pazarlık gücünü nasıl etkilediğinin karşılığını görecek. Ve asıl atacağı adımları galiba ondan sonra göreceğiz. Evet, esasında 31 Mart sonrası şekillenen bu siyaset arenasında Erdoğan o kadar çok siyasi hamle yaptı ki, başta Öcalan mektubu olmak üzere son iki gün, üç gün kala. Bir bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan seçimlerinin dışında bir Erdoğan referandumuna dönüşmüştü. Kaldı ki Erdoğan'ın sık sık İstanbul Türkiye'dir dediğini de biliyoruz. Ve İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder dediğini de bildiğimiz için bu bir referanduma dönüştü. Ve Erdoğan aslında Türkiye'de İstanbul'da 10 milyon seçmen ki 4 milyonu genç seçmen çok ciddi bir şekilde bu referandumdan geçemedi ki bunun daha somut bir şeyini dün Kemal Kılıçdaroğlu söylüyordu. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ki iki gün evvel birinci yılda oldu. Onun Türkiye'ye uymadığı ve belki tekrar bu sistem için bir referanduma gidilebileceğini söylüyordu. Şimdi zaten bu başkanlık sistemi ya da bu %51 mecburiyetine kitlenen istikrar meselesi bir tür iktidar için garanti. Yani Erdoğan'ın kendi iktidarının garantisi olarak gördüğü işte o bilinen muhafazakar milliyetçi manevi değerlerin belirleyici olduğu sağ çoğunluk kütlesinin büyük bir garanti oluşturacağı ve sonsuz ve sürekli bir iktidar oluşacağı ve hani temel tezi de değişmez bir siyasi istikrar üreteceği. Ama bu referandum sürecinin ilk başından itibaren bunun böyle olmadığı, olmayacağı, tam tersi seri istikrarsızlıklar yaratacağı, hem siyaseten krizler üreteceği, hem ekonomik krizi derinleştireceği, hem de aslında şimdi görmeye başladığımız gibi idari krizlerde. Çünkü şu anda Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinden 3 tanesinden biri daha önceki bir kararnameyi düzeltmek üzerine. Yani bunun ne altyapısı ne idari işleyişi üzerine de büyük bir karmaşa olduğu söyleniyor zaten bürokraside. Ekonomide bunu zaten görüyoruz. Dolayısıyla işin bu tarafı vaat edildiği gibi Türkiye'yi uçup götürecek bir sürekli istikrar tablosu, koalisyonlara ihtiyaç duymayan, çok hızlı hareket eden, sonuç alan bir yönetim tarzı değil, sürekli kriz üreten bir şey. Yani vaatlerinin hiçbiri karşılanmıyor. İkincisi, kendisi için garanti oluşturacağını düşünüyordu iktidar. Onun da oluşturmadığı göründü. Çünkü bugün İstanbul seçimlerini de dikkate alırsak ve 31 Mart sonuçlarını İstanbul seçimleriyle revize ederek değerlendirsek şu anda azınlık, yani %51'in altına inmiş bir iktidardan bahsediyoruz. Çünkü şimdi sadece İstanbul seçimlerindeki oy oranlarıyla hesaplayıp yine %50'yi tutturduğu hesaplanabilir ama İstanbul'daki Trabzonların Pontus'a reaksiyon duyduğunda Trabzon'daki Trabzonların duymadığını düşünmenin hiçbir alemi yok. Yok. Yani dolayısıyla şu anda o %51 garantisini de kaybetmiş bir koalisyondan var. Dolayısıyla ne vaat ettikleri, yani bütün kamuoyuna vaat ettiklerini bu sistem karşılayamadığı gibi kendisi için de garanti değil tehlike ürettiğini ve Erdoğan'ın da özellikle Bahçeli'nin desteğine mecburiyetle siyasi manevra alanının tamamen kapandığını gördük. Dolayısıyla kimse memnun değil. Başta Erdoğan olmak üzere sistemden. Aslında ince biçimde, yani Kılıçdaroğlu'nun söylediğini bir dolaylı biçimde erken seçim filan aman olmasın deyip erken seçimi ilk telaffuz eden yine Bahçeli oldu ve arada bir şey söyledi. Bu sistemin işlemeyen tarafları var diye. Bir, ki bu sistemin önünü açan fiili durumu hukukileştirelim diyen Bahçeli'ydi ve aslında bütün kamuoyu tarafından, yani çünkü bu referandumda senin söylediğin gibi evet bir aslında bütün seçimler 4-5 yıldır Erdoğan referandumu, aslında hep aynı seçimi yapıyoruz. Evet. Ve bu seçimlerin hepsinde Erdoğan'la birlikte Erdoğan'ın iktidarının modeli de referanduma çıkıyor. Ve referandumdan evet çıkmıyor.
Bu önemli. Tabii senin tanımı bu ara beraber aslında Devlet ve Kuzgun kitabı meşhur. MHP'yi çok iyi bilen isimlerden bir tanesisin. Bir taraftan hani sürekli ikisi de her iki lider de hem Erdoğan hem Bahçeli Cumhur İttifakı sürecek diyor ama sanki bir taraftan da yani AKP açısından baktığın zaman oylarının düştüğü, kendi kitlesinin bir kısmının MHP'ye daha da çok hızla gittiğini görüyoruz. Bir ev arkadaşımdan da bunu görüyoruz. MHP açısından da her ne kadar son Öcalan mektubunda Bahçeli bunu bir siyasi olarak kullanmış bile olsa ki bugün grup toplantısında bunu çok sert reddetti. Bahçeli için de Erdoğan'ın yaptığı kimi hamlelerin kabul edilebilir tarafı yok. Sence çok uzun süreli bir nefesi var mı Cumhur İttifakı'nın? Şimdi şöyle bir açmaza girmiş durumda. Tabii bu ittifak üzerine kurgulanmış bir dizayn var. Yani aslında fiili durumu hukukileştirirken bu yeni siyasi mimari bu ittifakı da mecbur hale getiren bir siyasi zemin kurdu. Dolayısıyla bu mecburiyetler ilişkisi bir çimento olarak bu ittifakı taşıyor. Mecburiyetler çünkü diğer hiçbir aritmetik olasılık şu andaki Cumhur İttifakı'nın alternatifi bir süreci yaratmıyor. Tamamen bir strateji değişikliğine ihtiyaç var. Yani Erdoğan'ın bu çoğunluk belirleyiciliğine dayalı tek adamlık iddiasından tamamen vazgeçip bambaşka bir sürece girmesi, başka bir buna girmediği sürece ittifakın bir garantisi var. Evet. Mecburiyetten doğan bir garantisi var. Uyumdan değil, mecburiyetten doğan bir garantisi var. Ama bu şunu da gösterdi, Erdoğan'a da gösterdi. Bütün Türkiye'de aslında daha önce ima ile gösterdiğini İstanbul seçimlerinde çok direkt bir mesaja çevirdi. Olmuyor. Yani belki Erdoğan'dan vazgeçmeye niyetli olmayan seçmen bile böyle bir Erdoğan yönetimiyle çok barışık olmadığını anlatıyor. Yani bu önemli bir şey. Evet. Bunu siyaseten bu mesajı almazsa hatırlarsan yerel seçimlerin öncesinde geçtiğimiz yılın Kasım ayında aslında Erdoğan şöyle bir laf etmişti. Siyasetin gereği olarak biz ayrı ayrı seçime girmeliyiz. Evet. Siyasetin gereği bu. Evet. Bu aslında bu tabloyu görmenin işaretiydi ama işte mecburiyetler onu yaptırmadı. Ve onları hala bir arada kıldı. Evet. Tabii bir taraftan şöyle yorumlar da var. Yani İmamoğlu'nun ve muhalefetin çekme gücünden çok Erdoğan'ın itme gücüyle bu sonuç alındı deniyor ama yine de ortada CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir stratejik bir kurgu anlamında başarısı ve tabii HDP yani açık açık Kürt seçmenin 31 Mart'ta bütün batıdaki şehirlerde ve son seçimlerde İstanbul'da oynadığı rolün de önemi var. Mutlaka bunlardan konuşmak ve bahsetmek gerekiyor. Tabii. Belki hatırlarsın Cumhuriyet'te daha önceki seçim öncesinde Kılıçdaroğlu'nun görünmeyen rolü hatta risk alarak rolü konusunda şeydim. Konuştuklarımızı vardı. Hatırlıyorum. Birkaç yazıda da değindim. Gerçekten doğrudan aktör olarak öne çıkıp bu sürece liderlik etmediği için pek çok açıdan eleştirilen ya da liderlik vasıfları açısından da eleştirilen Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefetin pek çok aktörü çok ilginç bir seçmenle birlikte çok ilginç bir siyasi deneyim yaşattılar Türkiye'ye. Görünmeden ve aslında doğrudan denkleme girmeden çok etkili olabilmenin mümkün olduğunu gösterdiler. Evet. HDP hem iktidarın büyük saldırılarıyla yalıtılıp yalnızlaştırılırken en belirleyici aktör oldu. İyi Parti daha önceki seçimde 24 Haziran'da tamamen Meral Akşener üzerine kurulan bir kampanyadan hiç görünmediği geriye çekildiği bir kampanyaya çekilerek çok etkili, kritik bir rol oynadı. Kılıçdaroğlu bu alanı açarak çok önemli bir rol oynadı. Yani aslında bu seçimin görünmeyenleri sonucu belirlediler. Evet. Bu çok önemli bir siyasi deney. Ve seçmen de ilginç biçimde iktidar
sürekli kendi gücünü kanıtlamak için seçimlere sokup her sefer muhalefeti yenerek bir sürekli galibiyet algısı yaratacağını düşündü ama aslında bu kadar çok seçim yapmakla ilginç biçimde muhalefet ve genel olarak kamuoyu da bir eğitim sürecinden geçti. Ve muhalefet bu anlamda çok şey öğrendi aslında. Yani hem İmamoğlu'nun yürüttüğü kampanya ve onun pozitif şeyleri, hem işte Canan Kaftancıoğlu'nun çok ve önemli bir ekibin İstanbul özelinde ve genel olarak yerel seçimin bütününde de daha önce çok sorunlu olan organizasyon yeteneğini geliştirmesi. Seçmenin çok küçük nüansları yakalayan son derece zayıf bir medya ortamında bile artık şey süzme yeteneğini, gelişmeleri ve niyetleri süzme yeteneğini geliştiren çok ilginç bir deney yaşadık. Kesinlikle. Dolayısıyla burada dediğin gibi görünen görünmeyen pek çok muhalefet aktörünün de yani tamam iktidarın hatalarıyla bir sonuç çıktı ama onların da bu hataları daha görünür hale getiren çok kritik hamlelerinin hakkını vermek lazım. Evet, bu işte İstanbul İttifakı denilen, Demokrasi İttifakı denilen sürecin nasıl devam edeceğini göreceğiz. Ama bir taraftan da AKP içinden de aslında daha evvel alışık olmadığımız derecede sert sesler çıkmaya başladı. İcra tartışılan bir isim de olsa Ahmet Davutoğlu'nun o kendi çapındaki manifestosu. Arkasından artık günler kaldığı söylenen Abdullah Gül destekli Erbabacan Partisi, Kemal Şimşek'in de oraya doğru geleceği söyleniyor. Ve kimi senaryolar konuşuluyor Ankara'da. Özellikle AKP içinden kopacak milletvekilleriyle beraber bir grup kurulması dışında. Yani aslında AKP için, aslında AKP diye bir parti kalmadı ama Erdoğan'ın kendisinde bu cismileşti parti. Bir geri sayım mı başladı sence? Ben bunu bir daha bir yazıda hatta yavaş ölüm tablosu olarak tarif etmiştim ve ben aslında bunu oldukça geriye alıp 2011'den başlayan, çok yavaş ilerleyen, tedrici ama düzenli bir erime süreci olarak algılıyorum. Buradaki en temel meselenin de AKP'yi işte 2011'e kadar taşıyan o temel rüzgarın hem bütün dünya ölçeğinde o trendin değişmesi hem de Türkiye'deki tablonun değişmesi ve buna karşı kendini yenileyemeyen, hikayesini kaybeden, kaybettiği hikayeyi güçle karşılamaya çalışan iktidarın kaçınılmaz eriyişini yaşıyoruz. Aslında pek çok Türkiye'de daha önce yaşadığımız büyük kitlesel merkez sağ partilerin kaderine benzer bir kaderi. Demokrat Parti'nin, Adalet Partisi'nin, Anavatan Partisi'nin, AKP'nin. Evet. Sadece AKP'ninki biraz daha uzun sürdü. Evet. Yani bunu söyleyebiliriz. Evet. Ama neredeyse aynı hataları, ama bu hataların bir kısmı aslında bir algılama sorunu değil. İşte o baştan kurulan siyasetin zorunlu sonucu. Yani hep söyleniyor işte fabrika ayarlarına dönerse AKP bilmem. Aslında bir kısmı bu hata diye bugün konuşulan şeylerin bir kısmı o fabrika ayarlarının kaçınılmaz sonucu. Çünkü bu tıpkı sermaye birikim modelinin yani AKP'yi yukarıya taşıyan işte bol paranın bol seçeneğin olduğu ve kendinin olmayan parayla büyümenin ve refahın sağladığı trend nasıl bittiyse aslında gerçek olmayan dinamiklere bindirilmiş. Bir zamanlar pek çok liberal analist işte bir sosyolojinin sonucu olduğunu AKP'nin söylüyordu ama o kendi sosyolojisini bile artık doğru okuyamadığı ve asıl o sosyolojiyle temasını kaybettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu çok geri döndürülebilir bir süreç gibi görünmüyor. Bir de ekonomi için geçerli bir kural, belki siyaset için de geçerli. Krizi ve sorunu üreten o krizi ve sorunu çözemez. Evet. Bu önemli. Bir de sanıyorum şu anda başka bir krizi ve sorunlu alan da herhalde medya. Çünkü bu seçimlerle biz hepimiz o tarihlerde yaş olarak şahidiz. 2002'de Erdoğan aslında tırnak içinde manşetlerle savaşarak
iktidarı kazandı. Sonraki o haksız şiir okuma yüzünden hapse girişi. Daha sonra genel başkanlık süreci, CHP'nin yardımıyla, Deniz Baykal'ın yanında açılan süreç. Şimdi 190-95'i bir şekilde ele geçirilmiş. İşte T24 Duvar, Medyascope gibi birkaç bağımsız internet sitesi ya da bir iki televizyon hariç tamamen ele geçirilmiş bir medya gücüyle gitti. Çoğunda ne yazık ki işte yalanlar, iftiralar, kelimelendirmedeki bir takım manipülasyonlar falan. Ama şu gözüküyor yani seçmen artık bunları ayrıştırma yeteneğine sahip ve medyanın da belki yeniden organize olacağı, belki bir kısmının tasfiye olacağı ve yeni medya düzeninde başlayacağı bir süreçten de bahsedebiliriz galiba. Kuşkusuz yani bir yandan politik fayda açısından kendisi için bile kullanışlı olmayan bir hale çevirdi. Evet. Yani hatırlayalım yine söylediğim gibi AKP'nin oy oranı itibarıyla da iktidar performansı itibarıyla da yükseliş dönemine bakarsak daha ana akımı kendisi için avantajlı kullanabildiği bir dönem olduğunu görürüz. Daha sonra tam kontrolü sağladığı dönemde medya faydasının oluşmadığı son yıllarda da tam tersine o medya kontrolünün aleyhine işlemeye başladığının çok net göründüğünü söyleyebiliriz. Ama daha önemli bir sonuç ürettiler. Burada baskıyla, şununla bununla medyayı kontrol işini öylesine bir seviyeye taşıdılar ki artık ticari olarak mevcut organizasyonun iktidar desteği ya da iktidardan doğrudan aktarılan kaynaklar olmaksızın yaşayabileceği, yani temel taşıyıcısı bir ticari alan olarak bile düşünüldüğünde medyanın müşterisinin izleyicisi olmadığı bir iş alanına haline getirilmesi büyük bir yıkım sürecine neden oldu. Dolayısıyla bu yıkım süreci işte üzerindeki baskıların değişmesi ya da sermaye yapısının değişmesiyle birdenbire değil, neredeyse büyük bir yapısal dönüşümle ancak, belki yeniden inşa süreciyle, birazcık belki 80 sonrasında medyanın geçirdiği tamamen yeniden yapılanan şeye benzeyen bir süreçle ancak normalleşebileceği bir tabloya gelindi. Yani pek çok kurumu da aynı durumda, yani yargı başta olmak üzere iktidar, aslında kendi kurumlarını oluşturamadı. İşte o zaman zaman Erdoğan'ın da şikayet ettiği, oralarda iktidar olamadı kötüler, dediği. Kötüler anlamında olamadı. Çünkü, evet, diyor. Ama tahrip büyük. Evet. Yani pek çok kurumu imha etti. Son olarak YSK, evet. Anadolu Ajansı, TRT, işte bütün mahkemeler neredeyse. Yargının tamamı, evet. Anayasa Mahkeme. Bütün bu kurumlar artık kendinin bile kullanamayacağı biçimde tahrip edildi. Medyada bunların önemli parçalarından biri. Evet, belki çok görünür olduğu için medyadan çok fazla bahsediyoruz ama dediğim gibi altyapıda şey var. Yani şimdi hani dört kuvvet, bir de hani beşinci kuvvet filan, bütün kuvvetler imha edildi. Evet. Meclis imha edildi, temel kurumlardan biri. Yargı bir temel güç olarak imha edildi. Medya imha edildi ve onun altındaki bütün bürokrasiyi işletecek temel kurumların ve kavramların içi boşaltıldı. Evet, yayının başında önemli bir şey söyledin. Bu seçim sonuçları aynı zamanda özellikle Osaka zirvesi çerçevesinde, G20'deki zirve çerçevesinde ki Trump'la Erdoğan görüşecek, Türkiye'nin liderinin dış politikadaki ağırlığını da gösterecek ki o ağırlık çok önemli bizim için, çünkü Türkiye için çok önemli. Neden? Çünkü bir S-400 krizi yaşıyor Türkiye ve o noktada da Amerika, NATO çok net bir yaptırımdan bahsediliyor. Bir taraftan katsıdan bahsediliyor, bir taraftan işte F-35 sisteminden çıkartmak falan. Aslında bir taraftan da Türkiye bu S-400'lerle beraber, bu süreçle beraber bir başka bir pakt olabilir mi? Kendi birkaç kişi işlerine tartışıyorlar. Türkiye'de bunu seyrediyor. Çünkü gene medyan olmasından dolayı bunlar açık açık konuşulmuyor, tartışılmıyor. Bu süreç, bu Osaka'da olacak zirveyle Erdoğan Trump'ı ikna etmesi mümkün mü sence? Şimdi bence işte kritik, bu seçimin en kritik meselelerinden biri. Bugüne kadar Erdoğan, Türkiye önemli bir aktör olduğu için pek çok açıdan
bu avantajı, Türkiye'nin gücünü kendi gücü olarak kullanmayı becerdi. Onu da şöyle yaptı. Türkiye ile her ne yapacaksanız, Türkiye'yi hesaba dahil ettiğiniz her şeyi aslında benle yapacaksınız. Muhatabınız benim. Çünkü burada benim tartışılmaz ve esnemez bir gücüm var. Bu ülkenin kamuoyununu da ben etkiliyorum. Devletinin başında da ben varım. Benimle yapacaksınız. Hatta bu pek çok şeyde de hani beni kullanın filan şeyleri de daha önce. Şimdi bu tabii ki sağlayabildiği, o bloklaşma sayesinde yaratabildiği destekle mümkün. Ama şimdi onunla ilgili ciddi bir tereddüt ve kuşku var. Yani Türkiye Erdoğan'dır demek için artık daha az şey var. Dolayısıyla bu dış politikadaki pek çok meselede Erdoğan'ın önüne gelecek. Bunun ilk testlerinden birini göreceğiz. Ayrıca en az S-400 krizi kadar kritik bir mesele Kıbrıs. Doğu Akdeniz. Çünkü o da yine başka çok güçlü bir, üstelik ticari partner olarak da çok güçlü bir şey, Avrupa Birliği ile büyük bir çatışmanın eşiğine getiriyor Türkiye. Bu iki alanda da ciddi biçimde Erdoğan'ın içerideki, ki kendileri de o beka davası filan şeyini bunun üstüne inşa ediyorlardı zaten. Hani bizi güçlü gösterin ki biz oralarda güçlü olalım. Yani temel tez, 31 Mart öncesindeki temel tez buydu. Evet. Önümüzde zorlu meseleler var ekonomi ve dış politikada. Bizim aman ders vermeyin, şimdi zamanı değil. Bizi güçlü gösterin ki biz oralara güçlü. Şimdi öyle bilemiyorum. Onu ikna edemedi vatandaşı. Peki şimdi ikna edemediği vatandaşla, vatandaş böyle bakmazken o masalara oturduğunda Erdoğan bu tezi öne sürebilecek mi? Bunu göreceğiz. Bunun testini göreceğiz. Tabii ki bunlar böyle birebir hemen öyle bir pazarlık meselesi olarak, ama bunun işaretlerini alacağı ve ona göre döneceği ve adımlarını da belki belirleyeceği bir süreç olacak. Ve aslında bir süredir bu dinamiğin, iktidarın yönetememe krizinin ve kendi içindeki sorunun büyük ölçüde aslında o çevrelerde de satın alındığını, bir tür ihtimal olarak kenara konduğunu biliyoruz. Evet. Son sorum şu. Erdoğan çok uzun süredir, herhalde 5-6 yıldır bir istişare geleneğini kaybetti kendi partisi içinde ve yavaş yavaş da partinin tırnak içinde önde gelenlerini tasfiye etti ve tek adamlığa geldi son referandumda beraber. Şimdi istişareyi kaybetti ama tırnak içinde tepkiler de var, başarısızlıklar var. Kabineyi değiştirebilir mi sence? Mesela ekonomide Berat Albayrak'ın hem yurt dışında hem yurt dışındaki yatırımcılara güven veremediğini görüyoruz. Veya Süleyman Soylu'nun başta muhalefet kullandığı dilin tepki çektiğini görüyoruz. Bu noktalarda bir değişiklik bekliyor musun? Şimdi bunun bekliyorum ve aslında Erdoğan'ın bunu yapmayı istediğini, hatta bu konuda geciktiğini düşündüğünü bile tahmin ediyorum. Hatta bu yenileme, seçim yenileme işi aslında bir tür onun da ertelenmesine neden oldu. Yani çünkü 31 Mart sonrasında aslında yapılması gereken, çünkü 31 Mart resmini çıkartan sorunlar aslında bunlar. Ancak orada hem genel olarak ittifakın bütünü, hem de özel olarak oradaki bir takım aktörlerin rolleri itibarıyla sert bir şey olduğunu, iç mücadele cereyan ettiğini anlıyoruz. Hatta bazı spekülasyonlara göre bu seçim iptali işinin de bu şeylerin ürünü olduğu, bu farklı görüşlerin, kanatların, görüşlerin ürünü olduğu yolunda. Eğer bu doğruysa, dolayısıyla bunun şimdi hesabının görülmesi lazım bu hezimet tablosu sonrasında. Ama burada kritik olan, işte bugün yazdığım yazıda söyleyeyim, burada kritik olan bunu bir zafiyet görüntüsü halinde yapmayı istemiyor Erdoğan. Yani bir yenilginin sonucu olarak bu kabine değişikliğini yaparsın. O yüzden ben açıktan çok sembolik şeyler yerine biraz
kapalı kapı politikasıyla içeriye ama sert bir operasyon, kendi içine doğru bir operasyon bekliyorum açıkçası. Bu ne kadarı kabineyi, ne kadarı partiyi olur bilmiyorum ama senin de işaret ettiğin gibi AKP artık bir siyasi parti olma vasfını kaybetmiştir. Eğer zaten AKP bir siyasi parti olsaydı bu seçim yenilenmezdi. Herhangi bir siyasi parti, yani nabız tutabilen, halkın içinde, kılcallarında temas edebilen herhangi bir siyasi yapı bu yenilgiyi hezimete taşıyacak bir siyasi irade göstermezdi. Doğru. Çok teşekkür ediyoruz Kemalcan yorumlarını analizler için. Efendim T24 seçim konusunu analiz etmeye devam edecek. Biz de kalmaya devam edin. İyi günler olsun.